Herkese merhaba. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Departmanlarından bugün sizler için sterlin dolar paritesi analizi ile karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sterlinde daha önceki hatta aylarda yukarı yönde isteğin oluşabileceğini söylemiş. Piyasa aşağı beklerken biz yukarı yönde görüşümüzü söylemiştik. Ancak daha sonra yükseliş bir noktada nefes aldı ve durmak zorunda kaldı. Burada biz de nötr konuma geçmiştik. Bunun da temel nedeni Theresa May'in kendi elindeki oy çoğunluğunu kendi elleriyle tekrar teslim etmesi oldu. Ve erken seçimden çok yenilgiyle çıkmasa da çok büyük bir kayıpla çıkmış oldu. Tabii bundan sonraki dönemde ne yaptı? Theresa May tekrar dün siyasi istikrar için olumlu bir adım attı ve İrlanda partisiyle, Irish Party ile birlikte daha bir şey ileriye dönük pozitif bir adım atmış oldu. Bunlarla anlaşarak beraber bir koalisyon hükümeti kurulma ihtimali giderek artıyor. Bu yönde de olumlu bir adım siyasi istikrar açısından burası bir. İkincisi İngiltere tarafında İskoçya referandumun olmayabileceği beklentisi biraz daha kuvvetli bir pozitif etki yaratıyor sterlin açısından. Politik gündem bu nedenle biraz daha İngiltere açısından olumlu yönde gelişmeye başladı. Brexit sürecinde de bu olumlu istikrarlı görüntü biraz daha Brexit açısından İngiltere'nin elini kuvvetlendiriyor. Pariteye baktığımızda zaten dinamiklerin kuvvetli olduğunu söylemiştik. Biliyorsunuz İngiltere, Amerika ekranı görüyorsunuz. Enflasyon beklentileri İngiltere lehine gelişiyordu. Amerika'da veriler kötü geliyor, İngiltere'de biraz daha iyi geliyordu. Dolarla kitlesi sterlin dolar swaplarından bakıldığında biraz daha pozitif hale geliyordu. Bu da şu anlama geliyor. Dolar azlığı yok, dolar bolluğu var sterlin dolar swap piyasasında. Bu da doların arzının fazla olması da sterlinin daha güçlenmesine neden oluyor. Doların daha güçsüzleşmesine neden oluyor. Burası da pozitif. Üçüncü olayda da long short pozisyonlara bakıldığında biraz daha sterlindeki o rekor shortların kapandığını tekrar birazdan normal bir piyasaya döndüğümüzü görüyoruz. Bu aslında sterlin için çok yukarı yönde olumlu bir hareket değil. Ama yine de piyasa sakinleşti, yoluna bakıyor. Bundan sonra kademeli ve yavaş bir yükselişte yoluna devam edebilir gibi görünüyor. Teknik de pozitif adımlar atmaya devam ediyor. Ne diyorsun Berk? Önce dördüncüyü söyleyeyim. Dün Bank of England Başkanı Ama Carney söylemiyorum tabii. faizleri yakın zamanda arttırabiliriz dedi. Doğru. Aslında geçen hafta tam tersini söylemişti. Faiz arttırmak için kısa vadede bir neden yok demişti. Dün aslında şey demek istedi yani. Ben aslında geçen hafta söylemek istediğimi söylememiştim. Söylememiştim. Getirdi. Bu da enteresan. Bir de 3 tane Bank of England üyesi faiz artıran deyince şimdi o yönde bir beklenti oluştu. Tabii o da pariteyi bayağı Yani kuvvetlendirdi. bu Merkez Bankası Başkanı'nın gerçekten paritelerle olan mücadelesi yatırımcıları da zor durumda bırakıyor. İnanılmaz dün Draghi de işte ECB'de Draghi onu demek istememiş dedi. Hem bir önceki günkü şeyini nötralize etmek istedi. Çok böyle volatil, enteresanlar Enteresan bir piyasa yaşıyoruz. evet. Şimdi dün biz bu Tradeweb sitesinde tekniğini paylaştım. İskoçya kararının soft Brexit el freni, el frenin Carney'di Kani. aslında. Carney ortadan kalkınca pound bir anda fırladı. Ne oldu şimdi onu göstereceğim. Şu dünkü hareket aslında biz bir anda hedefi vardık ama bunun öncesinde biraz daha orta vadeli bakmak istiyorum. 1.27.70 kanalını hep konuşuyorduk sen de. Hatırlarsan şuralarda ne diyorduk? Haftalık stop koyup buradan long gideriz. Bak kanalı kırdık, üstüne çıktık, altına indik. Şimdi tekrar 27.70 kritik desenin üstüne zıpladık ki bu haftayı burada kaparsak, hele şunun gibi kuvvetli bir barla kaparsak çok olumlu. Tabii. Onun formasyon hedefi de aslında şuralara geliyor. Ki bu 100 haftalık hareketli ortalama da yaklaşır demiş. 1.34'lere, 34.50'lere kadar geliyor. Başka bir şey göstereceğim. Dikkat çeken haftalık grafiklerde bak fiyatları bulut içe indirmeye çalıştım. Bu bulut kalınlığından bahsediyorduk hep. Bulut kalınlığı içeri giremedi. Theresa May'in seçimi kaybetmesiyle birlikte sert bir satış yedi. Geldi en sonunda şurada içine girip tabanını tutmayı başardı. Bu ne demek? Sterlin pozitif demek değil bu. Ama negatif etkisini en azından nötralize etti. Yani şu bulutun içine girmeyi sonunda başardı parite. En azından artık aylarla bu olay biraz dengeleniyor gibi. Güç dengesi oluyor gibi. Şimdi onun dışında dün benim gördüğüm şurada bir şey vardı. Ters omuz başomuz vardı. Şurası Çok kritikti. net kırdı orayı. Burayı zaten karne efektiyle birlikte kırdı. Bizim 29-29.50 ara hedeflerimiz vardı. Yani şu grafik aslında biz demiştik grafiği biraz. Kısa vadeli hedeflere vardı. Bundan sonra 30-51-31 var. Bunun formasyon hedefleri olarak.
ara direnci, yani burada pozisyon taşımak istiyorsan ya, eğer şurada girdiysen ki biz şuralarda yazmışız bu. Trailing stop maliyeti çekersin, riski sıfırlarsın istiyorsan. Ya da bak şuraya çekersin 29-20'lere, yani karın bir kısmını kilitlersin, devam edersin. Şu anda görülen bir şey görmüyorum. Ben RSI Yani biraz fırlıyor ama bu RSI'nin fırlaması şey, bak şurada bir direnç var aslında. Şunun üstünde kalması olumlu olacaktır bizim için ki bu direnci bir yerde daha değince. Ya RSI düzeltme isteyebilir. Yalnız çok kuvvetli trend yaptığı için yani artık bu bant hareketi olmaktan çıktı. Yükseliş trendine doğru giriyor. Onun için şu an çok takılmamak lazım bence. Ne göstereceğim? Burada şu hareketi göstereceğim. Burada yeni bir şey oluşmuş olabilir. Bir fincan kop formasyonu oluşmuş olabilir. Bak. Şimdi biraz daha açayım. Görüyor musun? Şurada fincanı yapmış geniş bir fincan. Şurada kopu da gösterdim. O 29-20 desteği işte. Şurası. Şu anda giren, şu bu seviyeden giren yatırımcı için sence stop loss nerede? Stop loss nerede mi? Ya kısa vadede trade ediyorsa 29-20. 29-20. Biraz daha derse ki ben dayanabilecekse ya. Ben şu dünkü harekette şu yükselişe dayanıyorum. Bak dünkü günlük bara çevireceğim bunu. Onun dibi aslında şey. Şu dünkü günlüğün dibi görüyor musun? 27.90. 27.90 evet. Eğer burada yaparsam 27.90'dan olur ve 29.90 geldi sayılır 2000 dolar riskin bir kontratta. Bu da fazla aslında. Evet yani onun için marjı iyi ayarlamak lazım. Futures'da biliyorsun 1-2-3-4 bile. Yani FX'de 0-5-0-3 falan açabiliyorsun onda ama Futures'da 1-2-3-4 geçtiği için kontratlar tek kontrat futures piyasada işlem yapıyorsan 2000 doları riske edersin burada. Onun için sanki 29-20'ler iyi gibi geliyor bana. Ya da nereye çekersin? İşte bu kırdığı yere, yani şu hareketin başladığı bara çekersin. İstiyorsan 28-20'lere çekersin veya 28-50'ye çekersin. Görüntüde bozulma yok. Ben 30-50 ve 31 sırasıyla test edeceğimizi düşünüyorum. Yani yeni bir formasyon şu oluşuyor. Burada 30-50 ara direnç ki bir önceki şunun da aslında ara hedefi bu. Ama bunun ana hedefi de 33-50 bu arada bakarsan. Evet ben de oraya düşünüyorum. Gitme ihtimali var mı? Var bence çok kuvvetli. Bak 400-800 saatlik hareketli ortalamalar aşağıda. 100-200 günlük hareketli ortalamalar aşağıda. Hepsi destek olarak alınmış. Bulutta artık kararsız bölgede gideceğiz, geleceğiz böyle. 34-60'ların önü, yani 34-60 kırılmadan hani yükseliş trendinden kalıcı olarak orta vadede bahsedemeyiz. Ama gene şu anda görünümü çok iyi. Bence de, bence de. Aynı şekilde fundamental, temel tarafta da bu görüntü destekleniyor. Ama şey var, ya muhakkak o stopları koymak lazım çünkü gönlüne göre biliyorsun şimdi biri çıkıyor, senaryoyu olduğu gibi darmadağın ediyor. O yüzden stoplara sadık kalıp gerekirse stopların tekrar uygun seviyeye geldiğine girmek lazım. Yani önemli olan burada oyunda kalmak aslında. Kesinlikle. Oyunda kalıp ondan sonra kar etmek ama ben gördüm 30-50'yi ilk etapta daha sonra da 31'i test edeceğiz gibi düşünüyorum. 30-50'ye de bakacağız. Bugün sizlerle sterlin dolar analizinde birlikte olduk. Umarız faydalı olmuştur. İlerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.